Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Fizik konularından bağıl hareketle devam ediyoruz. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bağıl hareketle devam edeceğiz. İki kısımda anlatacağız inşallah. Hemen başlayalım isterseniz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi bağıl hareket deyince hocam aklınıza ne geliyor? Bağıl hareket. Başlığı hocam ben de söylerim. Bağıl hareket deyince aklımıza ne geliyor? Bir cismin başka bir cisme göre yaptığı hareket gibi şeyler gibi. Yani referans noktamıza bakacağız biz şimdi acaba. Ben şimdi sıfırımı kabul etmişim, hareketli olanı mı kabul etmişim acaba bana göre? Şimdi siz hareket ederken ben de hareket ediyorsam size göre farklı çıkabilirim. Ama siz duruyorsanız ben hareket ederken o zaman bağlı hareketimiz değişik bir şeyler olabilir. Değişik. Değil mi? Şimdi bakalım isterseniz arkadaşlar bir cismin başka bir cisme göre yaptığı harekete biz ne diyoruz? Bağlı hareket diyoruz. Bağlı hız ise bir cismin başka bir cisme göre hızı oluyor o zaman. Şimdi bağıl hızı tanımlarken iki yöntem göstereceğim size. Hız biliyorsunuz ki vektörel bir büyüklüktür. Raşit hocam vektörleri çok iyi bildiği için yine Raşit hocamla devam ediyoruz. Vural hocama hiç değinmedik. Dedik ki Vural hocayı hiç çağırmayalım. Dokunmayalım. Evet çağırmayalım dedik. Raşit hocamla devam edelim dedik. Şimdi yanlış bir karar ama neyse. Bağıl harekete baktığımızda ve bağıl hızımı bulurken gözlenen eksi gözlemci yapacağım hocam. Peki, siz bilin. Gözlenen eksi gözlemci. Formülümüz bu. Yalnız hızın vektörel bir büyüklük olduğunu unutmuyorum. Bu nedenle de hani bu formülü uygularken vektörün çıkarılmasına çok dikkat ediyorum. Önemli. Hani şimdi aynı yönlü zıt yönlü olduğu zaman sıkıntı yok. Tamam eksi artı alıyoruz bitiyor. Ama aralarında açı olduğu zaman işte bu sefer vektör durum konusunu değişiyor. Bilmemiz gerekiyor. O yüzden ne diyoruz? Bağlı hareket videosunu dinlemeden önce öncelikli olarak vektörleri dinlemeliler. Vektörler de haftaya yüklenir. Vektörler yüklendi ya hocam. Ha yüklendi doğru. Hocam, ben geometrideki vektörlerden bahsediyorum. Hemen kendiniz. Hız vektörel bir büyüklük olduğundan bakın burada da belirtmişiz. Hızda ne diyoruz? Vektörlerin özelliklerine göre hatta şuraya da yapalım. Üşendim. Yapılacaktır. Tamam. Biliyorlar öğrenciler. Durun ben alayım. Zahmet olmasın hocam. Sabit hızlı iki cismin birbirine göre hareketine bakacağız şimdi. Bağıl hızı hesaplarken gözlemcinin hız vektörüyle yönü ters çevrilerek gözlenen hareketlinin hız vektörüyle toplanır. Şimdi böyle söylenildiği zaman tekerleme gibi geliyor değil mi? Şimdi arkadaşlar iki yöntem kullanacağım dediğim gibi. Bir formülü kullanacağım bir de basit yöntemi kullanacağım. Şimdi soru üzerinde görürsek bence bunun açıklamasını daha iyi anlayabiliriz. Formülü sözel olarak ifade edilmiş. Bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım isterseniz sorumuza. Diyor ki bana bir aracım var. Aracımın hızı 40 metre bölü saniye. Bir çocuğum var. Çocuğumun hızı 2 metre bölü saniye. Buna göre çocuğun arabaya göre hızı ne olur? Arabanın çocuğa göre hızı ne olur diye soruyor bana. Hocam şimdi burada önemli olan formülü nasıl kullanacağımız, kolay yöntemi nasıl yapacağımız. Hadi başlayalım. Önce formül mü kolay yöntem mi? Formül. Tamam. O zaman formülümüz neydi hatırlıyor musunuz? V bağıl eşittir. Evet. V gözlemci eksi V gözlenen miydi? Gözlenen. Eksi gözlemci. Ufak bir değişiklikte bir şey olur mu? Olur hocam. Tamam. Eksi 0.25 net artı 1 net. Ona göre karar. Eksilik artılık biliyorsunuz sizde de bizde de önemli. Şimdi bağıl harekete bakarken ne yapıyorduk? Gözlenen eksi gözlemci yapıyorduk. Şimdi burada ilk olarak bilmemiz gereken şey çocuğun arabaya göre hızı ne olur ve de hızın arkadaşlar vektörel büyüklük olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Çocuğun arabaya göre hızı kim gözlemci kim gözlenen dikkat edelim. Çocuğun arabaya göre. Arabaya araba bence göre. Gözlemci. Araba bakıyor değil mi? Bu evet. Gözlemci gözlük bunda şu an. Arabaya göre. Evet kime bakıyor çocuğa bu gözlenen. Yazık. Buna baktığımızda çocuğa göre bu gözlemci arabanın hızını soruyor. Gözlenen. Tamamdır. Şimdi ilk önce A şıkkına bakalım hocam. Gözlenen kim burada? Çocuk. Çocuğun hızı ne? 2. 2 eksi ne diyorum hocam? 40. Ne olur o zaman? Eksi 38 metre bölü saniye. Bağır. Arabaya göre çocuğun hızı eksi 38 metre bölü saniye çıkıyormuş. Geldik B şıkkına. Şu A şıkkıydı. B şıkkına baktığımızda ne diyeceğim bu sefer? Gözlenen evet, gözlemci de yer değişecek. 40 eksi 32. Aynen. 40 eksi 2 diyorum.
Buradan da artı 38 metre bölü saniye hızda olduğunu buluyorum hocam. Şimdi bunlar formülle yaparken. Mantığına. Mantıkla da yapacağız. Şimdi bunların yönünün artı olduğunu unutmuyoruz. Tamam. Sağa doğru gidiyor. Şimdi bunların başlangıç noktalarını birleştiriyorum hocam. İkisi de aynı tarafa doğru gidiyorlar. Burası 40 metre bölü saniye. Burası 2 metre bölü saniye. Şimdi kim bakıyor? Birinci de araba bakıyor. Hemen arabaya göz çiziyorum. Az seçeneği için değil mi? Evet. Baktı hocam. Ne gördü? 38 değil mi? Tamamlaması için 38 gerekli. Çok yavaş bir çocuk gördüm. O zaman yönü ne oldu? Eksi. Doğru evet, mudur hocam? Doğrudur. Formülle aynısı çıktı mı? Çıktı. Yahut da yine aynı şekilde bakıyorum. Başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Ki ben genelde bu yöntemi kullanıyorum. Ne olacak? Bu 40. Bu 2 metre bölü saniye. Hemen kim bakıyordu burada? Çocuk. Gözlemci çocuk. Çocuğa göz çiziyorum hocam. Ufağa doğru bakıyor. Bakıyor. Ne oldu? 38 yönü artı. Basit yolu da bu olacak. Anladım. Çevirelim bakalım. Hop. Evet. Şimdi geldi. Diyor ki bir otobüsüm var, arabam var. Çok diyor karizma ki, bir çizim olmuş yani. Çok. Mükemmel. Şimdi bir hostesim var. Bu hostesin bu otobüsün içinde olmasını isterler mi bilmiyorum. Sonra şoförüm var. Yolcular yok. Yolcular yok. Daha henüz binmemişler. Tamam. Bekliyorlar. Şimdi diyor ki burası arabamın hızı 60 metre bölü saniye. Tamam. Hostesimin hızı arabanın içerisinde şoföre ne götürüyor burada şu an? Kahve götürüyor. Çay, kahve. 2 metre bölü saniye. Şimdi buna göre diyor hocam soruları... Çöz. Evet. Kolay yoluyla mı çözelim? Kolay yolla çözelim. Kolay istersen. Yolla çözelim. Ya formülle de çözebiliriz. Mesela bir şıkkı formülle çözelim, bir şıkkı kolay yolla. Sadece söylemek istediğim şu. Çocuklar genelde burada yere göre mi, araca göre mi bu olayları, bu kavramları karıştırıyorlar. Ben bunların her birini yere göre buluyorum. Mesela arabanın hızı yere göre nedir? 60 metre bölü saniye. Araba. Yere göre. Ha, yere göre. Yere göre diye yazıyorum. Sonra hocam şoförün hızı yine 60 metre bölü saniye. Yere göre. Evet. Öyleyse hostes öyle olur yere göre. Ama hostes yürüyor. He. O zaman ne olacak? 62 metre bölü saniye diyebilir miyiz? Niye 58 demedik? Çünkü hocam şöyle bir durum var. Sağa doğru zaten gidiyor. Hı, araç, bu da buradan gidiyor. Hostes de onun için de aynı şekilde sağa doğru gidiyor. O zaman yere göre de hostes 62'dir. Çünkü şöyle düşünün. Sonuçta hostes de dursaydı hostesi de 60 diyecektik. Evet. Hostes sola gitseydi araba bu tarafa giderken arabanın içinde bu tarafa doğru gittiği için daha az hızlı görecekti. Arabayla aynı yöne gittiği için de daha fazla. O yüzden 60 artı 2'den yere göre hızını 62 buldum. Bundan sonra artık sorularım kolay. Önce bunu şartta mı yapmamız? Ya ben şahsen böyle öğretiyorum. Yere göre bulduklarına daha iyi oluyor. Ama kimisi işte arabayı referans alıp arabanın içinde hani buna göre yorumlayabiliyorlar. Çünkü diyor ki işte hostesin arabada içinde olduğunu, şoförün de arabanın içinde olduğunu söylüyor. Ama bazen bu arabaya göre, hostese göre değişeceği için o yüzden en iyisi yere göre. Temiz o. En temizi. Şimdi hostesin şoföre göre hızı nedir? Şimdi bir kere ben hostesimi biliyor muyum? Bu tarafa doğru. Gidiyor. 62 metre bölü saniye. Şoförümü biliyor muyum? Bu tarafa doğru. 60 metre bölü saniye. Kim bakıyor? Şoför. Bakın şoför bakıyor. O zaman şoföre göz çiziyorum, hostese baktırtıyorum. 2 metre bölü saniye mi kaldı burada? O zaman artı 2 metre bölü saniye hızını bulmuş oldum. Hostesin yere göre hızını zaten burada bulmamış mıydım? Bulmuştuk. 62 metre bölü saniye. Hostese göre arabanın hızı derse. Şimdi hemen yapıyoruz yine. Hostes kaçtı hocam? 62. 62 metre bölü saniye. Araba kaçtı bu tarafa 60. Doğru? 60 metre bölü saniye. Kim bakıyor bu araba. Sefer? Hostes. Ha pardon, hostes bakıyor. Ha, burada şoföre göreydi. Burada hostese göre. Hemen çiziyorum. Eksi 2. Eksi 2 metre bölü saniye. Bir daha baştan almak istiyorum bu kısmı. Kime göre neye göre olduğunu anlamaları bence açısından. Hostesin şoföre göre dediğimiz için. Şimdi şu hostesti
62 metre bölü saniye evet. olan şu şofördü. Şoföre göre, göre diyene ne yapıyorduk? Gözünü çiziyorduk. Çizdik gözü. Çizdik. Ne oldu? 2 metre bölü saniye bulduk. Hostesin yere göre demiş. Zaten yukarıda bulmamış mıydık? Hepsini yere göre bulalım dedik. Yazdık. Hostese göre arabanın hızı. Göre diyene yine göz çiziyor muyduk? Çizelim. Kime çiziyorum? Hostese. Kime bakıyor? Arabaya. Arabaya. Ne bulduk? Eksi. Ya da gözlenen eksi gözlemci. Gözlenen eksi gözlemci. Kaldırdım. Evet. Gelelim bir tane daha. Diyor ki bana yatay düzlem üzerinde üstten görünüşleri şekildeki gibi verilen A ve B otomobillerinin hızları sırasıyla 5 ve 12. Tanıdık rakamlar geldi herhalde 5, hemen. 5, 12, 13 geldi direkt de. Evet. Şimdi buna göre diyor B otomobilindeki gözlemci L otomobilinin hızını hangi yönde kaç metre bölü saniye olarak görür diyor. Aslında güzel bir soru. Şimdi kuzey ve doğu yönlerimiz çizilmiş. Bu yönler birbirlerine diktir, doğru mu? Evet. Hemen şurası bir 90 derece, bunu çizdim. Şimdi ben ne dedim size? Başlangıç noktalarını aynı yerden başlatacağız. Kural buydu. Kolay yoluyla yapıyorum. Şu L mi? A mı? O A olacak. Niye öyle olmuş orası? Tam çıkmamış. A hocam. Teşekkür ederiz. B otomobilindeki gözlemci A otomobilinin hızını hangi yönde kaç metre bölü saniye görür diyoruz. Şimdi B'miz ne? 12 metre bölü saniye mi hocam? Evet. A'mızın hızı ne? 5 metre bölü saniye olacak. Hemen yaptık. Şimdi yazalım. Bu B, bu A. Kim kime bakıyor? B otomobilindeki gözlemci A otomobiline bakıyor. Evet. Göz çiziyorum hocam. Bakıyorum. Ne var burada? Dik üçgen. Pisagor. Yani o zaman 5, 12, 13 metre bölü saniye hızla gördün mü? Gördüm. Yönüm ne oldu hocam orası? Hangi yön? Kuzey batı. Süpersiniz. O zaman arkadaşlar şöyle yazacak olursak şurası batı. Şurası güney diyecek olursak yönümüz şu tarafa doğru olduğu için kuzey batı yönünde 13 metre bölü saniye hızla görür diyeceğiz. Vektörel olarak da yapalım mı? Buyurun. Şimdi neydi? V bağıl. Gözlenen. Eksi gözlemci. Eksi gözlemci. Burada formül var, bakıyorum ben de. Gözlenen eksi gözlemci. Raşit hocam oradan kopya çekiyor, önüne koydu. Formül zor olduğu için şimdi biliyorsunuz. Gözlenen eksi gözlemci yapıyorum. Şimdi vektörleri hatırlayalım hemen. Tabii ki kim gözlenen, kim gözlemci ona da bakalım. Gözlemci. 12 ile giden. Gözlenen. Gözetlenen bu. Ne yapıyoruz? Bakan göz çıkarılır. Bakan göz. Değil mi yani? Evet, bakan gözü oyarız biz. O zaman gözlenen vektörüm şu. Ne yapıyorum? Gözlemciyi çıkarıyorum. Evet. Burası neydi? 5 metre bölü saniye. Burası neydi hocam? 12. 12 metre bölü saniye. Çıkardım fark ettiyseniz. Bakın ne burası? A, eksi B yaptım. Evet. Bileşkeyi bulurken başlangıcı bitime birleştirmiyor muydum? Hı hı. Aynısı çıktı mı hocam? Çıktı. 5, 12, 13. Yönümüzde kuzey, batı. Alabiliriz hocam. Hoppala. Şimdi çıkmış bir soruya benzer bir soru da ekleyeyim dedim. Şimdi yatay düzlem üzerinde 40 metre bölü saniye hızla giden bir K aracım varmış. Hangi yönde gidiyormuş? Batı yönünde. Batı yönü. Bu şekilde yönleri verilmiş. 30 metre bölü saniye hızla giden X'im, Y'm ve Z'm var. Bunlar hangi yönde gidiyor? Kuzey, doğu, batı, doğu güney. Ve güney yönünde. Aynen öyle. Şimdi bunları hangi yönde görür diyor. Bence benim yöntemle yapalım. Hı-hı. Değil mi? Daha kolay oluyor. Şimdi ilk önce X'e baksın. Şimdi diyorum ki X bu tarafa doğru gidiyor. K bu tarafa doğru gidiyor. K kime bakacak? Bakın çünkü yine dikkat edelim. K gözlemci, X, Y, Z araçları gözlenenler. Gözümü çiziyorum, bakıyorum. Doğru mudur hocam? Doğru. Burası 40, burası 30'sa ve de bunlar birbirlerine dikse 50. 50 metre bölü saniye hızla görüyorum arkadaşlar. Tamam mı bunu? Kuzey doğu yönü. Yönümüz ne oluyor? Burası şu ara. Şu ara nedir? Kuzey doğu. Anlaşıldı burası. Anlaşıldı. Devam edelim. Şimdi K bu tarafa doğru gidiyor hocam. Hı hı. L, pardon, Y bu tarafa doğru gidiyor. K'dan şurası Y. Şurası 40 metre bölü saniye. Şurası da 30 metre bölü saniye. K'dan bakan gözlemci Y'yi hangi yönde görür? Doğu. Doğu yönünde.
Hızını ne görür? 70 metre bölü saniye. Devam ediyorum. Şuraya yapayım, şuraya bizim üzerimize denk gelmesin. Şimdi diyoruz ki bu tarafa doğru neyim var? K'm var yine. Neydi? 40 metre bölü saniye. Aşağı doğru neyim var? Z'm var. Dikler birbirlerine. K'daki gözlemci Z'ye bakıyor. Burası da 30 metre bölü saniye olduğunu unutmayalım. Ne görür? 50. 3, 4, 5 üçgeninden. Evet. Yönümüz ne? Şu güney ara. Yani o zaman ne olur? Güney doğu mu olur? Aynen. O zaman hepsini bulmuş oluruz arkadaşlar. Vektör şeklinde de yine yapabilirsiniz. Bakan gözü çıkararak yapabilir. Evet. Bakan göz çıksın. Aynen öyle. Şimdi diyor ki X otomobili kuzey batı yönünde 40 metre bölü saniye hızla giderken. Şimdi bir X otomobilimiz var. Ben yönleri yine yazıyorum. Sayısalcı öğrencilere anlatıyorum, düşünüyorum. Belki yönleri bilmiyordurlar diye düşünerekten. Kuzey, doğu, güney, batı diye yazıyorum. Şimdi diyor ki bana otomobilim kuzey batı yönünde. Kırmızı kalem vereyim. Kuzey batı yönünde 40 metre bölü saniye hızla gidiyor. X aracım mı? Evet, bu benim X aracım. Diyor ki tam kuzeybatı, yani şöyle. Y otomobilim de 40 metre bölü saniye hızla güneybatıya. 40 metre bölü saniye hızla güneybatıya gidiyor. Bu da ne aracım? Y aracım. Şimdi buna göre X, Y'yi hangi yönde hangi hızla görür? Hadi bakayım, kim gözlemci, kim gözlemci? X, Y'yi. X, Y gözlemci, X gözlenen. X, Y'yi hangi yönde görür? X gözlemci, Y gözlenen. Şimdi X, Y'yi hangi? X'e göre Y'yi soruyor yani. Evet. Bence o zaman ben X, söyleyeyim mi? 40 kök 2 kuzey yönünde. Bakacağız bakalım. Bakacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi X, Y'yi hangi yönde görür dediği için X'e göz çiziyorum. Y'ye bakıyorum arkadaşlar. O zaman X gözlemci, Y gözlenen. Burada zaten en çok karıştırılan nokta gözlenen ve gözlemci. O zaman şurada baktığımızda şuranın dik olduğunu görüyor muyuz? Gördük. Şurası 40 metre bölü saniye, şurası da 40 metre bölü saniye ise ben bunu 40 kök 2 metre bölü saniye görür müyüm? Görürüm. Vektörel olarak düşündüğümüzde gözlenen eksi gözlemci. Bakan gözü çıkaracaktım. Evet. Bakan gözü çıkarırsam da yine aynı mantık olur mu hocam? Olur. Yani şöyle giderken vektörü çıkaracağım değil mi? Nasıl evet. olacak? Ah pardon, yanlış çizdim. Y bu tarafa doğru. X'i ters çizmem demek bu tarafa doğru çizmem demek. Y eksi X düşünürsek o zaman şurası olur arkadaşlar. Yani bakan gözü çıkarmış olursunuz. Burası 40. Burası 40 ise yine 40 kök 2. Yönümüz de ne olmuş olur hocam? Kuzeyin tersi. Ama kuzey var içinde, dikkat edin. Güney olmuş olacak arkadaşlar. Yönümüz, lütfen dikkat edelim. Raşit hocam gibi hata yapmayın. Kuzeyin tersi. Şimdi bakalım. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketi. Yani hareketli ortamdan kastımız bu bir... Asansör olabilir mi? Olabilir de biz asansördür burada kullanım. Genelde dinamikte sorularını çözüyoruz. Asansör sorularını. Rüzgarlı bir ortam Irmak, olabilir. Akan, evet, akan bir nehir olabilir ki burada olduğu gibi şöyle düşünelim. Bu bir nehir olsun örneğin hocam. Nehirin içinde bir kayığımız, A olan da akıntımız şeklinde düşünebiliriz. Şimdi diyor ki kayık akıntı hızı ile akan nehirde suya göre. Şimdi önemli şeylere geldik. Su gitti, yer gitti, su geldi. Şimdi yer gitti, su geldi. Evet. Suya göre, yere göre kavramları çok önemli burada. Evet. Sizin işte ne diyebilir? Mesela bir kayığınız olabilir, geminiz olabilir, bir su içerisindeki bir motorunuz olabilir. Diyor ki yere göre hızı mı, suya göre hızı mı? Bakın buna çok dikkat edin. Özellikle belirttiği nokta yere göre mi, suya göre mi? Şimdi buna göre o zaman. Kayığın yere göre hızı akıntıyla aynı yönde hareket ediyorsa, aynı yönde bu sefer. Buna göre vektörel toplamına baktığımızda ne diyormuşuz? V bağıl, akıntı artı kayık. Yani normalde de aslında direkt topluyoruz değil mi bunları? Bakkal toplaması. Yere göre hızını sorarsa, atıyorum bu 5, bu 2 derse ben kayığın için 7 diyeceğim gibi. Aldım. Şimdi akıntı
katı duran bir cismi ne yapıyor? Su üzerinde sürüklüyor. Sürüklüyor. Evet. Mesela bir topu suyun üzerine atıyorum, ne yapıyoruz? Atak kaçtı diyor elimizden mesela. Denizdeyken. Bu sefer ne olmuş oluyor arkadaşlar? Su otomatikman topun hızı olmamasına rağmen bunu sürüklemiş oluyor. O zaman ben de diyorum ki suda yüzen bir cismi sabit hızla akan bir nehire bırakırsak nehirin hızıyla hareket eder diyorum. Evet. O zaman kıyıda duran bir gözlemci bu cisme bakarsa ne der? Akıntının hızı neyse cismin hızı budur der. Budur der. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Devam edelim. Çizeyim mi? Çizerek göstereyim mi? Siz bilirsiniz. Bence anladılar ama. Bence de anladılar. Tamam, o zaman geçelim. Buna göre suya göre hız cismin sudan bağımsız olduğu hızdır. Suya göre, yere göre dedim ya hocam. Evet. Size suya göre hızı budur derse o zaman akıntı hızı eklenmemiştir eklenmemiş şu an. Yere göre derse o zaman akıntı hızı ve cismin hızını yahut da motorun hızını birlikte düşüneceğimiz anlamına gelir. Anladım. Mesela az önce yaptığımız hostes gibi. Hostes araba. Evet, onu da düşünemiyorum. Alalım. Devam edelim hocam. Şimdi diyor ki bize. Kayık suya göre VK hızıyla akıntıya göre hareket ederse 3 ihtimal vardır. Nasıl akıntıya göre? Zıt. Akıntıya göre zıt hareket ederse. Şimdi hocam dikkat ederseniz akıntı bu tarafa doğru, kayık bu tarafa doğru. Şimdi akıntı kayıktan fazla olursa. Kayığı akıntı yönünde sürükler götürür. Aynen öyle. O zaman şu tarafa doğru gider der miyiz biz? Deriz. Çünkü akıntı fazla olduğu için kayığı o yönünde değil de ters yönde sürüklemeye sürükler başlar. Güçlü olan çeker. Aynen öyle. Akıntı kayığa eşit olursa gider mi bu? Dur. Kal gelir. Olduğu yerde döner. Aynen öyle. Sabit diyelim. Kayık akıntıdan fazla olursa yol bu alır sefer değil kayık mi bu tarafa alır doğru yol almaya başlar. O zaman bu tarafa doğru gider diyeceğiz. Alalım hocam hemen. Şimdi suya göre hızı 2 metre bölü saniye olan bir yüzücü, akıntı hızı 4 metre bölü saniye olan akıntı ile aynı yönde 10 saniye, sonra da akıntıya ters yönde 10 saniye yüzüyormuş. Yüzücünün 20 saniye sonunda başladığı noktaya olan uzaklığını bulunuz. Tekerleme gibi oldu tabii. Harbiden ya. Şimdi hemen çizelim. Görsel çizdiğimiz zaman daha iyi oluyor. Diyor ki suya göre 2 metre bölü saniye olan bir yüzücümüz var. Bu yüzücü olsun 2 metre bölü saniye hızla yüzüyor. Akıntı ise 4 metre bölü saniye onunla aynı olan ilk etapta. 4 metre bölü saniye akıntımız var hocam. 4 metre bölü saniye ilk etapta bu tabii ki. Akıntı ile aynı yönde 10 saniye yüzüyor. Önce akıntı ile aynı yönde toplar ilk bu birinci kısma bakalım. Birinci tamam kademe. Şimdi ne yapıyorum? Dediğiniz gibi akıntı hızıyla çocuğun hızını arkadaşlar topluyorum. Toplayalım. Hı. 6 metre bölü saniye mi oldu? Peki kaç saniye 10 saniye hareket etmiş? O zaman şöyle diyebilir miyim ben? 60 metre bölü saniye. X eşittir V çarpı T'den. Sabit hızlı hareket formülümden. 6 çarpı 10'dan 60 metre yol alır diyebilir miyim? Dedik bile. Hatta şöyle yapayım. Şuradaydım. Hareketime başladım. Şöyle bir 60 metre yol aldım diyorum hocam. Tamam. Bu tamam. Şimdi ikinci adımda ne yapıyor? Ters yüzüyor. Akıntıya ters yönde yüzüyor. Arkadaşlar o zaman ikinci atımda şöyle şuraya göstermek istiyorum. Akıntı bu tarafa doğru 4. Ben bu tarafa doğru neyim? 2 metre bölü saniye. Baktım ki ne düşürdüm cebimden? Bir şey düşürdüm misal. Ne yapıyorum? Hemen o zaman diyorum ki 2 metre bölü saniye akıntıya ters yüzdüğüme göre bu tarafa doğru, pardon özür diliyorum, 2 metre bölü saniye sağa doğru gidiyor muyum yine? Evet. Akıntı beni sürüklüyor mecburen. Ne dedik biz? Akıntı büyükse benim hızımdan akıntı beni sürükler. Benim gittiğim yönde değil de akıntının yönünde giderim. Yönünde sürüklenir. Bu sefer o zaman akıntı sağa doğru, ben sola doğru gittiğim için 2 metre bölü saniye benim yere göre hızım olur. Evet. Aldığım bu birinci yolumda, aldığım ikinci yolum ne olur? Buradan akıntı beni sürüklemeye devam ettiği için. Doğru. Aynen. 2 çarpı 10'dan 80 metre, ay pardon çok özür diliyorum, 20 metre açıkta geldik olmuş olur. O zaman toplamda ne kadar gitmiş olur? 80. 80 metre gitmiş olur diyeceğim hocam. Peki bize neyi sormuş zaten? Başladığı noktaya olan uzaklığını sormuş. O yüzden 80 metre dedik. Bir saniye hocam. Arkadaşlar şöyle düşünsün. Eğer ki çocuğun hızı 4. Akıntı hızı 2 olsaydı nasıl düşünecektik? Bir de onu düşünsünler. Aynen öyle. Bu sefer ilk adım yine aynı olacaktı.
Ama ikinci adımda artık beni akıntı sürükleyemeyeceği için ben güçlüyüm, ters yöne gitmiş olacaktı ve çıkaracaktık. Devam edelim. Şimdi bir yüzücü akıntı hızı V olan bir nehirde. Bir yüzücüm var. Akıntı hızım V imiş. Aynı yönde 2 saniye yüzdükten sonra geri dönüp aynı hızla 3 saniye yüzerek başladığı noktaya dönüyor. Oo. Şimdi bakın şuradan başlayayım hocam. Şu kadar yola gideyim. 2 saniye harcadım. X diyeyim buna da. Yüzücünün hızına da V yüzücü diyeyim. Şimdi bana diyor ki yüzücü akıntıyla aynı yönde giderken 2 saniye. 2 saniyede gidiyormuş, X yolunu alıyormuş. Ki neydi? X eşittir V çarpı T, sabit hızlı hareket formülümüz. Evet. Dönüşte ise yüzücü akıntıdan büyük olmalı ki yol alabilsin. Aynen öyle. Çıkartılarak bulunuyor bu yüzden. 3 saniyede bu X yolunu alıyormuş diyorum. Bir kez daha söylüyoruz. Bakın giderken arkadaşlar X yolunu alıyorum ama akıntıyla aynı yönde gidiyorum. Zaten daha kısa sürede alıyorum bu yola, evet, dikkat ederseniz. Dönüşte ise 3 saniyede alıyorum bu yolu. Yüzücü daha büyük olmalı ki, çünkü akıntı bu tarafa doğru. Yüzücü daha büyük olmalı ki ne yapıyorum o zaman? Akıntı. Yol alabiliyorum. Aynen öyle. Yüzücüden akıntıyı çıkarıyorum ve x'i buluyorum. Şimdi hocam her ikisinde de x'i aldın mı? Sağlar eşitse sollar eşittir. O zaman hemen dağıtalım. 2v'ye artı 2va eşittir 3v'ye artı 3va. Eksi 3va. Pardon, özür diliyorum. Eksi 3va. Elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa yapıyorum. Hemen bu tarafa bunları, bu tarafa bunları. 5va eşittir v yüzücü mü? Hı hı. O zaman yüzücünün hızı 5v'dir der miyim? Kaç v'dir diyor zaten. Çözmüş oluyoruz. Aldık. Şimdi gelelim A ve B motorlarının. Diyor ki yere göre hızlarını bulunuz. Sonrasında A motorunun içinde duran yolcu B motorunun içinde duran yolcuyu kaç metre bölü saniye hızla görür? Şuna akıntı diyelim, karışmasın. Tamam mı? Akıntı hızı 1 metre bölü saniyeymiş. Evet. Nehir hızı da diyebiliriz, fark etmez. A motorunun hızı B motorunun hızı. Hızı. Nehir diyelim, A'lar karışmasın. Tamam. Nehrin hızı diyelim. Nehrin hızı. Ve nehir. Tamam, şimdi süper oldu. Diyor ki bana A ve B motorlarının yere göre hızlarını bulursam, o zaman ikisi aynı yönlü olduğu için V A üssü değil mi buna? Hı hı. 7 metre bölü saniyedir. Topladık. Süper. Geldik B motorunun hızına bakarsam, akıntıya zıt yönde gittiği için arkadaşlar 4 eksi 1'den 3 metre bölü saniye, yalnız biri bir tarafa, biri bir tarafa. Yani bu tarafa doğru giderken bu tarafa doğru gidiyor. Buna dikkat edelim. Aslında bunlar bizim bildiğimiz artı eksi değil. Yön. Yönler. Artı eksi, değil mi? Biz burayı artı yön kabul ettik. Burayı eksi yön kabul ettik hocam. O yüzden. O zaman diyorum ki A motorunun içinde duran yolcu B motorunun içinde duran yolcuyu kaç metre bölü saniye hızla görüyor diyor. Yere göre, hatırlarsanız soruda yere göre yapalım evet, demiştim evet, değil mi? Bu A şıkkı. Şimdi B şıkkına baktığımızda A motorunun içinde duran yolcu B motorunun içinde duran yolcuyu hangi hızda görür? A. Göz olan değil mi o? Evet, B. Hemen bakıyorum. Kime göz süzüyorum hocam? A'ya. A'ya. Kime bakıyorum? B'ye. Değil mi? Evet. A'mın hızı 7 idi, B'min hızı 3. O zaman eksi 10 metre bölü saniye hızla gidiyor, görür müyüm? Tekrar söylüyorum. A motorunun içinde duran yolcu B motorunun içinde duran yolcuyu hangi hızda görür diyor. Gözlemci A motorudur. Bu yüzden de ne olmuş oldu? Otomatikman eksi 10 olmuş oldu. Gözlenen eksi gözlemci yaptık. Çıkarttım bunu, aldım attım. Şimdi hemen bakalım hocam. Aha, bu ne ya? Bayağı güzel uzun bir soru. Diyor ki 1 metre bölü saniye sabit hızlı şekilde gösterilen yönde. Vural olsaydı sen oku, ben yoruldum derdim. Siz okuyun o zaman diyormuş. Buna göre arkadaşlar hemen 1 metre bölü saniye sabit hızla şekilde gösterilen yönde akan nehirde. Nehrimiz bu yönde akıyormuş. Suya göre 3 metre bölü saniye hızla gitmektedir. Motor suya göre 3 metre bölü saniye hızla gitmekteymiş. Motorun üzerinde bulunan bir yolcu. Şu da yolcu. Hareket etmesin, gözünü seveyim orada. Etti. Yolcu da 2 metre bölü saniye motor ile aynı yönde gitmektedir. Kıyıda diren bir kedi.
Kıyıda bir kedimiz var. Hemen kedimizi çizelim. Şu kedi olmaz. Bu nasıl bir kedi hocam? Kedi adam gibi çizilmiş kedi. Kıyıda duran bir kedi. Kıyıya 8 metre bölü saniye hızla dik gitmektedir diyor. Kıyıya şuraya dik gidiyormuş kedi. Kedi bu tarafa doğru gidiyor hocam. Şöyle gidiyor. Yönü böyle yani. Tamam. Durun pisiyi bir çizeyim ben de. Kedi şöyle gidiyor yani. 8 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Şimdi buna göre motorda bulunan yolcuya göre kedinin hızı ve yönü nasıl bulunur diyor. Hey maşallah. Şimdi ben bunların her ikisinin de yere göre hızlarını bulalım mı önce? Kedinin. Ben buldum. Buldunuz. Cevabı söyleyeyim var. Sallayayım mı? Sallayın hadi, güzellik var zaten, çıktı da. 10 diyelim. Şimdi kedi bu tarafa doğru gidiyor mu hocam? Evet. Kaçla gidiyor? 8 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şimdi motor bu tarafa doğru 3 ile gidiyor mu? Gidiyor. Çocuk içinde, onun içinde aynı yönde 2 gidiyor. 3 oldu. Oldu mu 5? 3 buraya, 2 buraya, 5. Akıntıyla 6. Akıntı da bu tarafa doğru mu hocam? O zaman yerden bakan bir kişi bunu bu tarafa doğru 6 metre bölü saniye hızla görür mü? Gördü bile. Bu tamam. Sonra diyor ki motorda bulunan yolcuya göre. Hop, 1-2. Kedinin hızı ve yönü nasıl olur diyor. O zaman hızı 10 metre bölü saniye. 6, 8, 10. Evet. Yönü de ne olur hocam? Nere ora? Kuzey, doğu. Kuzey, batı. Batı. Hocam bugün var ya. Bugün yani. Yönlerde aram iyi değil. Evet. Yani. Kuzey, güney, doğu, batı. Batı. Biz bu tarafa baktırdığımız için ne olmuş oldu? Kuzey, batı oldu. Kuzey, batı olmuş oldu. Bir kez daha söylüyorum. Biz motordaki yürüyen çocuğun hızını yere göre bulup her birini yere göre bulduğumuzda, çünkü çocuklar genelde karıştırıyor nereye göre yapacağımızı. Yere göre bulup bu şekilde çözersek hiç hata yapmayız arkadaşlar. Hatasız. Yine söylüyorum. Siz alabilirsiniz hocam. Kedi kıyıya dik gidiyor. Heh, not demiş bize. En son olarak bunu unutmayalım. Tren veya uçak sorularında da aynı mantıkta düşünüyoruz. Yere göre, suya göre diyoruz ya. Rüzgar var mesela. Onu katacağız. Aynı. Evet, aynı mantık. O yüzden arkadaşlar bu sorularda lütfen dikkat etmenizi istiyorum.